Maçın değerlendirecek bir tarafı yok. Tebrik ediyoruz Bursaspor'u. Biraz önce A-Spor'un şeyinde konuştum, aynılarını burada da konuşacağım zaten. Bu kadar ahlaksız şerefsizlerin önünde ancak bu kadar olur. Ben söylüyorum yani bu Adana Spor'un bu bilinçli, bak bilinçli diyorum, bu provokatif, bu planlı yani planlı bir şekilde hocasına, oyuncusuna, başkanına hakaret, küfür, şarap. Bana bakın, ahlaksız herifler. Ben bırakın şarabı içmeyi, içki içmeyi bilmem ne. Ben dini vecibelerini eksiksiz. Neyse bunlar orada konuşmuyor, burada konuşmuyorum. Çok şey yok da. Ya yani bizim nasıl şey yaptığımızı biliyor insanlar. Sen benim aileme, şeyime dost, aileme, çoluğuma, çocuğuma bırak küfürleri, şarap. Bu nasıl bir taraftarlık ya? Siz zaten taraftar falan değilsiniz de. Bu küfredenlere söylüyorum. Küfre, bütün Adana Sporlu taraftarlarla asla benim böyle bir sözlü şeyim olamaz. Bu şerefsizler bana kim o hakaretleri yapıyorsa, bağırıyorsa, ya siz şaşırdınız mı? Siz yoksa bir puanda falan durumunuza bakmıyor musunuz ya siz? He? Hayır, kasıtlı yaptığınızı biliyoruz da ben buradan sağduyulu Adana Spor taraftarlarına sesleniyorum. Başkan kabul ederse şeyimi gideceğim zaten. Bu ahlaksızların önünde falan durmamın bir anlamı yok da. Ben buradan sağduyulu Adana Sporlu taraftarlara sesleniyorum. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, gencecik evlatlarınızı kime gönderdiğinize dikkat edin. Kimlerin şeyine gönderdiğine dikkat edin. Kim üstüne ne alınıyorsa alınsın, bunlar ortaya çıksın. Sen daha sezon başında, daha biz birinci maça Denizli Spor maçına çıkarken sana, oyuncuna, hocana, bilmem neyine küfürler, kafirler, şeyler, demoliz. Ben Balıkesir'de penaltı atıyorum. Niye geliyorsunuz be kardeşim maça? Niye geliyorsunuz ya siz maça? Penaltı atıyoruz. Arkanı dönüyorsunuz. Adana Spor mağlup oluyor. Göbek. Ya kardeşim, sen Adana Spor'un mağlubiyetine sen niye geliyorsun ya buraya? Bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Bir de hakaretler. Ya bu siz, bunlar kim ya acaba? Çok merak ediyorum. Hep karşıma gelsinler ya. Çok merak ediyorum. Siz mafya mısınız? Şey, kimsiniz lan siz? Ya kimsiniz oğlum siz? Millete şarapçı küfür, ana avrat kaleciye küfür, ona küfür, buna küfür. Ayıp ya. Ayıp. Bu kadar zorluklara rağmen, sezon boşu bu kadar sıkıntılara rağmen, bunları ben söylemiyorum ha. Bunu araştırsınlar gazete. Burada Serkan Eyni hepsini biliyor, bütün gelişen olayları. Buna rağmen yani herkes Adana Spor'a bravo, bu şey canlarıyla bu kadar mücadele, bu ne ya? Bu nasıl bir taraftarlık? Bu nasıl bir ahlak? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir şerefsizlik? Bu ne ya? Ben hayatımda böyle seyircilerin önünde, bak hakikaten diyorum, bu varını yoğunu ortaya koyan şu oyuncu topluluğunun hepsini alnından öpmek lazım. Hepsini alnından öpmek lazım. Başarılı, başarısız, az zor. Ya bir şey, top oynatmıyorlar. La kardeşim, günah la. La günah sizin hiç Adana. Ya yok tabi Adana Spor'a falan sevgileri, saygıları, bir şeyleri yok da. Ya bırakın da millet top oynasın ya. Ulan ne büyük futbolcularmış. Hepinize helal olsun be. Bu kadar küfüre, kafire, bilmem neye bir tane maç kaybetmediler içeride ya. Ayıptır ya. İnsanın ailesine, şeyine bu kadar hakareti kimse kabul etmez. Kimse bu iş için canını verir ha. Herkes akıllı olsun. Öyle bu işler kolay değil. Kimse ailesine falan küfür ettirmek için buralarda görev mörev yapmıyor. Biz Adana Spor koltuk moltuk meraklısı da değiliz. Biz benim şeye falan ihtiyacım da yok böyle bir şey. Ben doğma büyüme Adanalıyım, Adana Sporluyum. Benim Adana Sporluyum. Siz daha annenizde babanızda yoktunuz ha ben burada görev yaparken. Siz kimsiniz ya, bu kadar geçmişim abi. Benim 7 göbek sülalem şeyle ha. Eniştelerim buna hep bu takımda başkanlık yapmışlar, kaptanlık yapmışlar, oyunculuk yapmışlar, abimden tut bilmem neyime varana kadar. Siz kimsiniz ya siz? Terbiyesizler. Gelirsin hocanı mı eleştireceksin, şeyini mi eleştireceksin, adam gibi eleştirir gidersin. Küfürler, kafirler neymiş? Yazıklar olsun ya. Bu Adana Spor'la övüneceğiniz o kadar çok şey var ki. Siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz ya. Bu kulübün ne transfer yasağı olur, ne puanı silinir, ne bilmem şeye kriterlerine yasak gelir. Borcu kimseye olmaz. Bu kadar iyi yönetilen bir kulüpte sizden ne istiyorsunuz ya taraftar olarak? He? Başkanı eleştirsin eyvallah, hocanı eleştirsin. Küfür neymiş ya? Küfür neymiş ya burada? Başkanın çok ne yaptığını merak ediyorsanız 10 senede 3 şampiyonluğu, 3 tane final oynamışlığı var ha. Çok merak ediyorsanız söyleyeyim ben size. Ayıp ya, bu insanları kim yönlendiriyor ya böyle?
Kim abi yönlendiren kim? Sizin içinizde hiçbir bir adam. Bırak hadi insanlardan nefret ediyorsunuz. İnsan değilsiniz. O küfür edenlere söylüyorum. Hiç mi Adana Spor kırıntısı mırıntısı yok mu ya sizde içinizde? Yazıklar olsun ya. Ama kimse ailesine şeyine küfür ettirmez. O işler öyle kolay değil. Öyle varsa öyle bir delikanlı gelir yüzümüze karşı eder görürüz biz de. O mu ölür biz mi ölür bilmeyiz. Biz canımızı veririz ha bu aile maile meseleleri için. O işler öyle kolay değil. Terbiyesiz herifler. Kusura bakmayın yani bu kadar...